Milli Eğitim Bakanlığı ve özel bir şirketin işbirliğiyle Meslek Lisesi Memleket Meselesi projesi kapsamında tüm Türkiye çapında düzenlenen liseler mesleğiyle yarışıyor yarışmasına Marmaris 75. Yıl Kız Teknik ve Meslek Lisesi'nden katılan Empati Grubu'nun sözcüsü 75. Yıl Kız Teknik ve Meslek Lisesi Okul Müdürü Alparslan Selçuk ve bu proje kapsamında yarışmaya katılan öğrencilerine ışık tutan 75. Yıl Kız Teknik ve Meslek Lisesi Öğretmeni Fikriye Sarıoğlu şu anda canlı yayın konuğumuz. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Sayın Sarıoğlu, öncelikle sizden başlamak istiyorum. Bu projenin yönlendiricisi olarak bu yarışmanın formatını bize kısaca anlatır mısınız? Öğrencilerinizi bu yarışmaya nasıl teşvik ettiniz? Yarışma bize zaten çeşitli afişlerle duyurulmuştu, okulumuza gönderilmişti. Biz de bunun üzerinde bir çalışma yaptık. Sınıflarda öğrencilerimize duyurduk, gruplarımızı oluşturduk. Yapılması gerekenleri takip ettik ve şu anda yarışmadayız. Hoş bir şekilde de devam ediyoruz. Öğrencilerin tepkisi nasıl oldu ilk duyduklarında? Onlar çok heyecanlandılar. Biz birdenbire bir 5-6 grup birden kurduk. Ama bazıları tabii yetiştiremedi. Bazı aksaklıklar yaşadılar. Ama biz bunun içinde 3 ekibimizle gayet sağlıklı bir şekilde çalıştık. Yarışmaya dahil olduk ve bir ekibimizle de yolumuza devam ediyoruz. Duyduklarında heyecanlandılar diyorsunuz. Zannedersem sizi teşvik etmenize bile gerek kalmamış. Tabii tabii. Bizim okulumuzda genelde zaten bu tür yarışmaları duyurmak yeterli. Duyurduğumuz zaman muhakkak ki arkamızda büyük bir gruplar görüyoruz. Öğrencilerimiz enerjik evet. Zaten. Peki Sayın Selçuk size dönmek istiyorum. Siz de 75. Yıl Kız Teknik ve Meslek Lisesi okulun müdürü olarak anladığım kadarıyla başta öğrencileri bu projeye yönlendiren öğretmen Fikriye Sarıoğlu'ndan ve bu yarışmada ilk görevlerini geçtiğimiz hafta başarıyla yerine getiren empati grubu üyelerinden desteğinizi esirgemiyorsunuz. Peki siz empati grubunun bu yarışmadaki durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi ben öncelikle şöyle söyleyeyim. Öğretmenimizin de ifade ettiği gibi bu tür yarışmalarda ve özellikle ulusal yarışmalarda bizim öğrencilerimize duyurmamız yeterli. Çünkü geçmiş dönemde de işte biz de varız. Girişimcilik yarışmasında da Muğla İl Birincisi olarak İzmir Bölge Finallerine gitmiştik. Yine bu Meslek Lisesi Memleket Meselesi projesinin devamı olan Liseler Mesleğiyle Yarışıyor isimli yarışmaya afişler geldiği zaman ve yazısı geldiği zaman öğrencilerimize duyurusunu yaptığımızda birçok öğrenci grubumuz bu yarışmaya hazırlandı. Ben burada okul müdürü olarak üzerime düşen sadece öğretmenlerime ve öğrencilerime bu motivasyonu, bu imkanı sağlamak oldu. Tabii ki bizler de bu bir ekip işi. Bütün sinerjimizi, bütün desteğimizi işte başta ilçe Milli Eğitim Müdürümüz Züleyha Aldoğan olmak üzere öğretmenlerimizden, velilerimizden, öğrencilerimizden alıyoruz. Öğrencilerimiz bu yarışmada çok iddialı çünkü bu yarışma Türkiye'de seçilen 150 okul arasında gerçekleşiyor. Ve Muğla ilinde Milas Kız Meslek Lisesi ile birlikte iki okul, bizim okulumuz ve Milas Kız Meslek Lisesi iki okul bu 150 okulun arasına katıldı ve şu an Türkiye genelinde 150 okul biz yarışıyoruz. Yarışmanın formatı çok güzel. Öğrencilerimize bu görevleri verildi ve öğrencilerimiz de bunu başarıyla yerine getiriyorlar. Biz ilçe Milli Eğitim Müdürümüzün, öğretmenlerimizin her türlü desteğini arkamıza aldık. Ve burada bize sizler de çok güzel bir imkan sağladınız ki sesimizi Marmaris'e ve yayınınızın ulaştığı her yere sesimizi duyurma imkanı sağladınız. O yüzden biz Kanal 48 ailesine de 75. Yıl Kız Teknik ve Meslek Lisesi olarak çok teşekkür ediyoruz bu imkanı bize sunduğumuz için. Ve bizi izleyen herkesten empati grubumuzu desteklemelerini istiyoruz. Çünkü bu yarışmada biz çok iddialıyız. Gönlümüzü koyduk, yüreğimizi koyduk. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz çok iyi hazırlandılar ve yarışma devam ediyor. O yüzden tam nasıl destek verecekler? Hemen onu sorayım. O öğrencimizin konusuna giriyor. Çünkü yarışma onun yarışması. Biz sadece okul müdürü ve öğretmenimiz, biz sadece onlara bu imkanı sunduk sizlerin de yardımıyla. Ben burada sözü öğrencime bırakmak istiyorum. Peki, benden alalım. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Empati grubunun sözcüsüsün anladığım kadarıyla değil mi? Evet, bize yarışmadaki ilk görevini anlatır mısın? Yarışmada bize verilen ilk görevimiz sizin işinizi kim yapabilirdi? Bizim alanımız çocuk gelişimi ve bizden de kendi alanımıza ait materyalleri halka vererek onlardan yapmalarını istemekti. Biz de çıktık sokağa, önümüze gelen bayan, erkek fark etmez. İşte origami yaptık, oyuncak bebek altı temizlemesi falan istedik, o tarz şeyler.
Öyle. Nasıl tepki aldınız peki çevreden? Olumlu da aldık, olumsuz da aldık. Genel olumluydu. Halkımız çok sıcakkanlı baktı. Yardım ettiler bize. Yani sağ olsun. Harika. Peki bu görevi yerine getirirken hiç zorlandın mı? Yani tabii ki zorlandığımız yerler oldu. Çünkü hani reddeden sayısı oldu, istemeyen kişi oldu. Ama genelde çok olumlu baktı. En çok peki hangi konuda zorlandın? En çok zorlandığımız konu ikna etmekte oldu. Evet. Yani hani gidip konuştuk, yarışmayı anlattık. Bizimle katıp, çünkü hiç tanımadığımız kişileri seçtik. Halktan olan kişileri seçtik. Yani ikna etmede bayağı zorlandık. Peki oylamayı nasıl yapacak? Nasıl destek verecek vatandaşlarımız? Yarışma Facebook üzerinden takip edilen bir yarışma. Oylama da Face üzerinden oluyor. Biz ilk görevimizi tamamladık. Şu anda bonus görevimiz olarak da oy toplamamız gerekiyor. Facebook üzerinden empati grubuna girip ilk önce sayfayı beğenip sonra da oy vere tıklayarak oy verebilirler. Yani bu kadar basit. Evet yani. Peki son sözlerinizi almak istiyorum. Ne demek istersiniz buradan? Şimdi bu uzun soluklu bir yarışma, 8 haftalık bir yarışma. Asıl görevler ve bonus görevler var. Öğrencilerimiz bunları yerine getiriyorlar. Biz de onlara imkan sunuyoruz. Kanal 48 ailesi her zaman yanımızdaydı. Bundan sonra yanımızda olacaklarını da biliyoruz. Ben buradan bizi desteklemeleri için Marmaris halkına sesleniyorum. Bizim için bu yarışma çünkü çok güzel, çok önemli bir yarışma. Çünkü biz de Marmaris için bir şey yapmak istiyoruz. Yani işimiz sadece eğitim, öğretim olabilir ama biz de Marmaris'in tanıtımında, Marmaris'in bir yerlere gelmesinde görev ve sorumluluğu olan bir okuluz. Bunun için çabalıyoruz. Tabii ki burada öğrencilerimizin kendilerini ifade etmeleri, kişiliklerinin gelişmesini, hayata daha iyi bakmaları için bu tür yarışmalarda aktif rol almaları da önemli. O yüzden İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün Facebook arkadaşları çok fazla. Özellikle evet. Kendisine buradan sesleniyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün onun da katkıları olacaktır eminim. İstiyoruz ve sizlere de bir kez daha teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz destekten dolayı. Hocam sizin son sözlerinizi alalım. Ben de şu anda tabii öğrencilerimiz bir hafta boyu çaba harcadılar. Videolarını koydular ve o videoyu izleyerek Marmaris'ten öğrencilerimize oy istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Çünkü şu anki görevleri bu. Canım o için tekrar senden son alayım. Ne yapmaları gerekiyor? En azından hatırlasınlar. Halkımızın Face sayfasına girip empati grubuna girerek ilk önce sayfayı beğenip iki kere oy vere tıklamaları yeterli. Çünkü sistem bazen çok takılıyor. Çok fazla giren oluyor. İki kere tıklarlarsa hemen oy vererek öyle kabul ediliyor. Peki çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun, ayağınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz.